Herkese merhaba. Bir ons altın analizi yapalım. HGV Trade sayfasına gelelim. Ons altındaki görüntü ne durumda? Hemen bakalım. Şimdi burada XAUUSD diye yazdık ve günlük destek dirençlerimiz burada. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu günlük destek dirençler. Ghost Fibonacci ile karıştırmayın. Bunu her gün hesaplıyor. Bir gün içerisinde hesaplıyor. Ghost Fibonacci ise Fibonacci temelli bir hesaplamadır. İlk defa izleyenler varsa izleyin. Oradan bir bakalım nedir pozisyon. Şuradaki fiyat grafiğini de kaldıralım. Son değer çizgisini kaldıralım ve şöyle büyütelim. Şimdi ilk ne yapıyoruz? HGV Trade sitesinin içerisindeki şu yazılımı mutlaka açın arkadaşlar. En başta HGV Trade Lazer'i bir açın. HGV Trade Lazer yazdığınızda burada çıktı. Niye bunu açın diyorum? Bir trendi görmemiz lazım. Ve trendin gücünü görmemiz lazım. Bakın şu bölgede sonra ne yapmış? Trend güçlenme meyli gösteriyor. Güçlenme meyli gösteriyor. Uzun bir zamandır düşüş bandının içerisinde bir türlü düzelmedi. Bakın şurada yukarı doğru çıktığında bile trend kırmızıydı. Aynı şekilde burada yukarı çıktığında trend kırmızı ve düşüyor. Yani bu trendin gücü çok önemli. Şimdi maviye döndü. Güçlenmeye başladı ama bir anda tabii ki yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz değil. Ne yapacağız? Hemen biz burada Ghost Fibonacci uzun vade, orta vade ve kısa vadeden neye bakacağız? Seviyelere bakacağız. Hangi seviyedeyiz? Yani acaba bu yukarı çıkış güzel bir yerde mi yapılmış yoksa daha kritik bir yerde miyiz? Onu kontrol edeceğiz. Önce bir uzun vademizi açalım. Nedir problemi? Orada bir problem yaşıyor mu? Şimdi bizim bir defa asıl problemimiz şu. Yani karar bölgesinin altındayız. Yani 1893 karar bölgesi fiyatlar için önemli. Her sembolde olduğu gibi. Bir defa buradan uzaktayız. Yani uzun vade bekleyen birinin önce 1777 sonra da 1893'ü hesaplıyor olması lazım. Şu an burada 1686 seviyelerinden destek aldı ve döndü. Dönmeyi başardı ve güçlenmeyi başardı. O zaman uzun vade hesaplamasına bakın, uzun vadede bekliyorum değil. Yani anlattığım videoda bazen öyle sorular geliyor ki acaba diyorum ben yanlış mı anlattım? Tekrar söylüyorum, uzun vade hesaplaması, uzun vade hesaplamaları bir tane değildir, bir sürü vardır. Bunun ilk basamağı önünde 1777. Yani bunun ilk başta bir buraya gelmesi lazım ki buraya geldiğinde bir geri dönüş yaparsa korkma. Çünkü burası ciddi bir seviye. Uzun vade olduğuna göre ciddi bir seviye. Şimdi bu uzun vade seviyesinin de böyle büyüteceksin ekranı. Şöyle yukarı doğru çekeceksin. Diyeceksin ki bu uzun vade, iki tane uzun vade arasındayım. Peki bu iki uzun vade arasında nasıl bir bölgedeyim? Bir sürü çizgi. Buraya bir sürü çizgiyi atmak değil meselemiz. Bizim buradaki asıl meselemiz şu. Geçiş bölgesinin neresindeyiz? Geçiş bölgesini artık her videoda uzun uzun konuşuyorum. Orta vadeyi açtım. Orta vade bize neyi gösterecek? Geçiş bölgesini. Peki geçiş bölgesinde nokta atışı almayın diyoruz. 1733.96 bakın geçiş bölgesi kaç? 1731. Yani niye önemli? Bakın görüyorsunuz yani. Niye önemli? Ama burayı nokta atışı almayın. Diyorum ki buranın üstü bir kanaldır. Altı bir kanaldır. Yani fiyatlar bunun içine girdiğinde buradaki harekete göre yeni bir şey belirler. Şimdi fiyatın üstü ve altı kanal olduğuna göre nereye girmiş? Şimdi bu geçiş bölgesinin biz buraya ne diyoruz? Mola bölgesi diyoruz. Üstündeki kapanışlar bizim için yeni bir trend manasında yukarı çıkıyorsa iyi bir şey. Dinlenecekse bu bölgede dinlensin. Fiyat düştü. Bakın burada dinlenemedi. Bekleyemedi. Kırdı aşağı. Bu kötü olmuştu. Şimdi tekrar geldi. Aşağısı eksi. Fiyat içeri girdi mi? Girdi. Benim için daha yeterli değil. Çünkü eksi bölgede. Bakın yukarı attı, geri aşağı attı. Yukarı atmaya çalıştı, şimdi attı. Şimdi artık iyi bir bölgedeyiz ama yeterli mi? Yetmez. Niye? Biz diyoruz ki geçiş bölgesinin içinde pozitif taraftaysam bile bu geçiş bölgesi bir mola bölgesidir. Burada oyalan, dinlen ama yukarı gideceksen geçiş bölgesinin hemen üstündeki direnci geç. Yani ons altında ben 1742'nin üzerine atmadığı sürece burada dinleniyor diye bakarım. Aşağıda gitmiyorsa dinleniyor diye bakarım. Ve burası benim için yeterli değildir orta vade için. O yüzden 1742 üstüne attığı an o zaman yeni bir senaryo konuşuruz. Neyi konuşuruz? 1777'yi konuşuruz. Peki ola ki geldi bunun altına sarktı. Bir alt tarafa indi. Kırmızı mumu yapalım daha güzel olsun. Kırmızı mumu yaptı, aşağı geldi. Ne olacak? Korkacak bir şey yok. Sadece burada daha dikkatli olman gerekiyor. Çünkü eksi bir bölgedeyim. O zaman burada daha dikkatli olacağım. Burada da ne yapması lazım? 1721'in altına sarkmaması lazım. Burada sarkmadığı sürece yine önemli değil. İsterse gelsin buralarda gezinsin. Ama diyoruz ki bizim mümkünse burada yukarıda gezinsin. Bunlar benim için daha pozitif davranışlar. Bunlar daha negatif davranışlar. Yani fikrimizi etkileyen durum bu. Şu an ons altında benim öncelikli görmek isteyeceğim şey 1742'nin üzerindeki kapanışlar. Bazen arkadaşlar daha yakın mesafede, mesela trade edenler daha yakın mesafe istiyor. Ne yapacaklar onlar? Onlar da şunu yapacaklar hemen. Burada orta vadeyi ve uzun vadeyi kaldıracaklar. Trade pozisyonu açacaklar. Bakın trade pozisyon size trade edebileceğiniz seviyeleri gösterir. Trade pozisyonunda neydi mantık? Şuydu. Bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket doğaldır diyoruz. Yapmış mı? Bakın yapmış. Bir yarım hareket daha yapabilir mi diyoruz? Yapabilir. Ama bunu bir trade pozisyonundan sonraki bir trade pozisyonunda yapmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Şunu yapacaksınız. Orta vadeyi açacaksınız. Orta vadeyi şöyle genişletiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Mesela bu hareketi nereye kadar beklerdim ben? Şurada bir trade pozisyon var. Bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket ve sonraki ilk orta vade diyorum hep. Hatta biraz önce bu videoyu izleyenler için söyleyeyim. Biraz önce bunu daha detaylı anlattığım bir Bitcoin videosu çektim. O Bitcoin videosunu mutlaka izleyin. Bu trade pozisyonları nasıl kullanacağınızı anlatıyorum. Bakın burada işleme girdiniz. Bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket normal diyorum. Bunu dedim ki 3'e bölün. Bakın yukarı gitti. Şuraya kadar birinci bizim pozisyonumuz. Burası ikinci pozisyonumuz. Burası da yemeğin üstüne gelen tatlı. Yarım pozisyonumuz. Yani 1,5 hareket. Ama o 1,5 harekette o yarım pozisyona güvenmeyin demiştim. Ama bir tam hareketi 2'ye bölüp izleyin demiştim ki bunu yapmış. Aynı şekilde bakın mesela şurada kırdığı zaman bir trade pozisyonundan diğerine kadar gitmiş. Bunu iki parça düşünün dediğimde bakın tutuyor. Dedim ki buradan sonrası da tatlı olur. Bakın gittiği hatta yukarı kadar gidip geri çekildi. Ya 1,5'luk hareketi burada yapmış oldu. Tam tersi de geçerli. Bakın bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket geçerli. Bunları Bitcoin'den hani daha detaylı orada da anlattım. Bitcoin'i açın arkadaşlar. Bu trade pozisyonu nasıl kullanıldığına dair biraz daha uzun konuştum. Oradan detaylı izleyebilirsiniz. Evet şu an ons altındaki görünüm bu. Yorumlar ve beğeniler üzerine tekrar çekeceğim. Merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Açıklama kısmında da bize ulaşabileceğiniz iletişim adresleri var arkadaşlar.